İyi akşamlar sevgili futbol severler. 6. hafta yarın akşam derbiye sahne olacak. Hafta arası Avrupa sınavları, gruplardaki ilk maçlar oynanmış. Salı akşamı Galatasaray bizi Rus şampiyonu Lokomotiv karşısında 3-0'lık galibiyetle gururlandırmıştı. 2 gün sonra Akhisar sahne almış. Rus ligini 4. sırada bitiren Krasnodar'la oynamış ve 1-0 kaybetmişti. Bir anlamda bu akşam Süper Kupa'nın da rövanşı olacaktı ve Galatasaray sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Başakşehir'in de puan kaybettiği haftada ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Maçın skoru Akhisar 3, Galatasaray 0. Büyük gol umudu Selezniyov'un da cezalı olmasına rağmen Akhisar güçlü Galatasaray karşısında 3 puanı 3 golle ve doğrusunu söylemek gerekirse iyi bir skorla aldı. Dün akşam sevgili hocam Rıdvan Dilmen'e bugünkü maç için düşüncelerini sormuştum. Kısaca hiç kolay olmaz Murat dedi. Kolay maç yok dedi. Tabii buna bir de kısa bir süre önce yaşanan teknik adam değişikliğini de katarsak Cem Kavçak görevi aldı. Krasnodar maçında izlediğini söyledin. Evet, Krasnodar maçında çok pozisyona girdiğini, hatta bir topunun direkten döndüğünü söylemiştim. Ama doğrusu ben de Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünmüyordum hocam. Siz buna dikkat çekmiştiniz. Neler oldu bugün? Neler söyleyeceksiniz ilk olarak bu 3-0'lık şok mağlubiyet sonrası? Evet. Şimdi önce sevgili kardeşim Mehdi'den de bir puan durumu rica edersem, zirveden indi diyor ya şimdi. Hı hı. Başakşehir zirvede 13 puanla. Galatasaray 12. Tamam. Kazansaydı zirvedeydi. Şimdi berabere bitseydi. Sanıyorum averajıyla, averajla 3 koyuyor. 3. Evet, 7 idi Galatasaray. Ya çıkacak. Lider olurdu yani. Lider evet. Bugün değil ama problem. İzleyiciler şu yorumu mutlaka diyorlar ama hatırlatmak amacıyla önemli bir yorum yapacağım. Bir takım düşünün, 40 tane maç oynamış, 3 tane beraberliği var. Adı Galatasaray. 34 haftada 3 beraberlik geçen yıl, bu yıl 6 haftada 0 beraberlik. 4 galibiyet, pardon kaç? 4-2. 4 galibiyet, 2 mağlubiyet. Bak bir takımı düşünün, 0 beraberlik yeni sezonda, geçen yılda da toplamında 40 maçta 3 beraberlik. Ama puan ortalamasına baktığımız zaman kendi evinde 20 maçın 19'unu kazanmış bir takım. Bir berabere kalmış. O beraberliklerden bir tanesi de Fenerbahçe'yle. Bir de deplasmanında Fenerbahçe'yle berabere kalmış. Diğerini bilmiyorum. Şimdi bakarlar arkadaşlar. Bu gerçekten enteresan bir şey. Sevmiyor beraber. Şimdi gri pozisyonlar derler mesela. Bu gri mri değil. Siyah, beyaz. Galatasaray'ın durumu TT Arena'da bembeyaz, deplasmanda simsiyah. Bu yıl ilk Ankara Gücü'nün ilk resmi Süper Lig'deki maçını 3-1 kazandılar. 1-0'dan geride gelip son iki deplasmanda toplam 7 gol yediler. Ama aynı Galatasaray bu süre içerisinde kendi sahasında son 3 resmi maçta 13 gol attı, 1 gol yedi. Alanya 6-0, Kasımpaşa 4-1. Bu arada 6-0 yendiği maçtan sonra Alanya 3 maç üstte kazandı. 4-1 yendiği Kasımpaşa lider gelmişti o maça. Tepe takla. Şampiyonlar Ligi'nde seri başı gelen takımı 3-0 yeniyorsunuz. Yani bu kadar fark olabilir mi? Bu arada 4-0 kaybettiğin takım üst üste 2 maç kaybediyor. Trabzon. Birisi kendi sahasında olmak üzere. Doğru mu? Evet doğru. Dün 2-1 kaybetti. Bugün de bu yıla iyi başlamayan Akhisar. Sadece 2 puanı vardı maçtan önce. Ve salı günden sonra perşembe oynamış Akhisar bu arada maçını. Evet. Bak yani. 48 saat sonra. Galatasaray salı, pazar. Şimdi Sayın Terim'in bunu Tudor'dan sonra değiştiremediğini gördük. Bunu halletmesi lazım. Aslında geçen sene şampiyon olurken çok ciddi emeği var ama deplasmandaki sıkıntıyı çözememişti. Kritik deplasmanları kazandı ama yine problemleri vardı. 3 puan sisteminde beraberlik az olması iyi kötü tartışabiliriz. Ama Galatasaray gibi takımın tabii ki oyun içerisinde gitgeller olur. Hakem kararları tartışılır.
Turgut Doğan kaleci, şeyin kalecisi Akhisar'ın. Turgut Doğan diyorum ya. Fatih. Girişlere diyorum ya, baksınlar topuk benziyor. Fatih Öztürk. Öztürk'ün zaman zaman milli takıma niye alınmıyorum isyanını. Evet, en son ispatlar gibi önce iyi top oynadı. Alper Hoca da, Üçesko Hoca da dikkate almalı. Bir taraftan da iyi de kaleciler var Türkiye'de, yani görüyoruz. Mesela bugün dünya devlerinden dediğimiz Muslera'ya göre çok daha başarılı bir performans gösterdi. Yine kısaca bir VAR'la ilgili, ilk yarıda Serdar Aziz'in pozisyonunun, Serdar Aziz'e iki tane gol pozisyonunun şansı getirdi. Senden çaldım onu da. Estağfurullah hocam. Çok doğru bir tespit yaptım. Serdar Aziz iki tane kaleci Fatih'in çıkardı. Rahat çıktı. Neden rahat çıktı? Çünkü ilk yarıda onunla fena aldı. Demek ki o karar hoş çok tartışılacaktır. Antalya'da da olmuş iki tane. VAR sportmenine aykırı kaldırdı ki buradaki itişmeli katışmaları kaldırabilir. Ama futbol bu kadar da kız gibi oynanacak bir spor değildir. Dolayısıyla Serdar Aziz'e iki tane imkan verir ama bu pozisyonlarla ilgili ortalama üçer tane, Abdülkerim söylüyor. Bugün konuştuk da bizim çok sevmem koyuyor. Üçer penaltı, defans oyuncusu olduğu için iyi futbolcuydu. Yani itiş kalkış olmazsa Murat'ım kalkarım. Sen santı borçlu, ben savunmayayım. Ne yapacağım? Bir duramam ki bak. Beni almıyor. Ben biz niye kalktık ya? Helal. Güzel. Sen için savunmasın. Ben savunma hücum muyum? Sen hücum ol hadi. Ben savunma olayım. Yok, sen daha olayım. Efsane hücumcusun ya. Geldin kafa vuracaksın. Mesela Avusturyalı, Avusturyalı defans oyuncu. Ama defans olarak göstereceğim. Tamam, okay. Şimdi çekiyorum. Bari burada yapayım defansı ya. Burada yapmadım. 17 sene yapmamışım. Şimdi böyle çekiyorsun falan ya. Şimdi bundan sonra var ya. Bu bitti. Penaltı. Vermesi lazım ama. O zaman defans oyuncuları dikkatli olacaklar. Ama hakemler de tuzağa düşmeyecekler. Ama hücuma da dikkat etmesi lazım. Şunu yaptığın anda şu görüntüyü koyayım sana bak. Şöyle dondur beni. Penaltı. Ama bu pozisyonda izledim. Birbirlerini itiyorlar ama daha sonrasında Serdar Aziz'i çekiyor. Hakemin kararı yanlış değil. Doğru. Ama gelecekle ilgili çok tehlikeli. Yarın ben akşam ne zaten kanaatindeyim. Gol eğer, eğer Antalya'daki uygulama, bugünkü uygulama sürekli uygulanırsa bu tamam. Aynı Seleznov gibi görülürse bu iş. Evet, herkes zaman, önlemini alır. Futbolun doğasına aykırı mı? Bence aykırı. Yani ben demiyorum ki vursun kırsın ama bazen ya futbol o, ama mesela oyuncu. Hatırlıyor musun daha önce bu sezon? Böyle bir karar. VAR'a bakıp ceza sahasında yan topta çalıp. Yok, VAR'a falan bakmadı zaten. Sonradan baktı. Hayır. Mesela hiç böyle bir şey ben bu sezon ya bir tane. Antalya'da olmuş işte. İşte Antalya. İki tane olmuş. Yani. Hayır, daha önceki haftalarda hiç hatırlamıyorum. Evet ama eğer ona dikkat edersen var ya, emin ol. Şu anda 6. haftanın ortalarındayız. Yarın da bir maç sonuna doğru. Sonundayız. Evet. Son bir maç. Emin ol 30 penaltı olurdu. Bunlar verilseydi. Ben getireyim sana görüntüleri. Sana bugün dahil bak, Akhisar maçında dahil veririm. Bir sürü. Cuma günkü Başakşehir-Bursa maçını da veririm. Bu yüzden ya çok çabuk engelleyecek bunu, bu kararla ısrar olurlarsa, ya da çok tartışılacak bu kararlar. Maça gelince de Galatasaray'da gerçekten Fatih Hoca'yı merak ediyorum. Ne düşünüyor? Maç sonu açıklaması. Hayır, maç sonu değil. Genel olarak ne açıklıyor? Çünkü geçen yıldan ligin ilk yarının son Göztepe maçından itibaren kendi evinde hoca geçen sene 8 veya 9 deplasmana gitti. Bugün de 3 deplasman oynadı Ankara dışında. Bu takım salı oynadı. Geçen haftanın yıldızı Ozan. Ne dedim? Biraz soru işareti bırakalım, bekleyelim. Bak hemen atlamayalım. Doğru mu? Evet. Tecrübe kazanacak genç oyuncu. İki kritik. Yenisi birinci oyuncu çabuk diye oynatıyor hoca. Bugün offside'i bozdu, elini kaldırdı ilk golde. Sürekli oynamamanın verdiği, bak sürekli oynayan bir oyuncunun kesildikten sonraki dönüşü böyle olur işte. Konsantrasyon bozuldu. Not aldım biliyor musun? Neden böyle indi? Geçen sene oyun kurucu gibi. Sürekli oyna bak. Her zaman yapabilirsiniz ama Linez niye dinlendi? Niye dinlendi? Çarşamba, perşembe, cuma. Yani rotasyon önemlidir. Kaldı ki bu hafta da maçı yok Galatasaray'ın. Tabii ki ama Akhisar güçlü takım, daha yeni Süper Kupa finalini kaybettim. Evet. Geçen evet. sene Ziraat Türkiye Kupası'nda kazan. Kendi evinde kaybettim. Yani orada da yendi. Evet, orada hayır, orada Galatasaray. Hayır, 2-0 burada kazan. 2-1'in revanşını. Evet. Muğdat da hatta yani, maçı yıldızını. 4-2-3-1 desek de 4-3-3 gibi de başladı. Alalım. Yani merkezde Fenerbahçe. Evet, 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 evet. Ama peki Sinan'la Onyekuru böyle mi başladı hocam? Bence devrede değiştirmesi lazımdı. Sinan, bence Onyekuru veya tercih ederdim. Sinan için gol şansı var. Devam edelim. Sonra bir hoca Emre'yi aldı, Eren'i aldı. Tabii sakatlık falan varsa onları bilemem. O konuda eleştirmeyeyim. Sonra hoca Eren'i aldı çıkarıp. Onyekuru'yu sağa çekti.
biraz kıpırdandı orada. Daha sonra ya dedi bir tane daha hamle yapayım dedi. Burada bir soru işareti koyacağım. Ndiaye Emre oynattı ama Emre'yi daha çok önde oynattığı için sarı kartla Ndiaye kaldı. Dikkat edin, bütün izleyiciler dikkat etmişti. Hep şöyle yapıyordu bak. Gelirken oyuncu ne yapıyor? Bir de bak. Salı günü atıldı çift sayı. Hayır şimdi gel bana. Tabii çekiliyor. Top aramızda kaldı gel bana. Geliyorum topa. Gel top burada. Böyle yapıyordu bak. Dikkat ettim en az 3 tane sana. Onun da kafası salı günü zaten gördüğü. Zaten rakip ne oluyor? Hayır rakip kontratak bekliyor. Tabii kontrata, Manu geliyor. Mustafa Yumlu gibi düşürebilirsin. Evet kayarak. Ama Ndiaye düşüremez. Fernando düşürebilir, sarı kartı yok cebinde. Ya niye bence, Fernando'yu tercih etti? Belki çabukluğundan dolayıdır ama o çabukluğunu zaten kullanamıyordu ki. Hayır kullanamıyor. Evet. Kullanamıyor. Dolayısıyla bu teknik hatalar da oldu. Ve Galatasaray'da oyunun sonunda da Muğdat'ı da aldı. Artık Emre de bu tarafa geldiğini düşünelim. Her türlü ailece gidince bir anda zaten fark ortaya çıktı. Oyunun uzatma dakikalarında da Akhisar pozisyon buldu. Fatih'in özellikle Serdar Aziz'in vurup sol direk dibinden çıkardığı müthiş bir top var. Bence kırılma anıydı o. Onu çıkardı. Fatih, hani Serdar Aziz'in diğer kafasını çıkıp sağa doğru alabilir. Onlar fakat müthiş bir kurtarış yaptı. Tokatladı. O da kırılma anıydı. 2-3 yan topu da aldı. Tabii Akhisar takımı benim hoşuma giden takımlardan biri. Çıktığı günden beri topu oynayan takım. Bir felsefesi, bir kültürü var. Oyun oynamaya çalışıyorlar. Yani sert oynayayım, rakibi sindireyim falan yok. Yalnız Mustafa Yumlu ile ilgili yine bizim Abdülkerim'in defans oyuncusuydu. Futbol yarışında son derece saygı duyuyorum. Onu konuşurken acaba kırmızı kart olmaz mı dedi. Güzel bir soru sordu. Direkt gitti adam o çünkü. Çünkü ümidini kesmiş. Başka hiçbir şey yok. Bariz gol şansı olmasa da tekme attıya yakın tekme atmadı ama çelme kasti. Bu bende şey de soru işareti oldu. Basketboldan bir geçiş yapayım. Eskiden buna Yugoslav faulü deniyordu basketbolda. Orta sahayı geçerken boş turnike gider mutlaka yaparlardı. Biliyorum. Faulü keserlerdi. Sonra bunu kastiye çevirdiler. Evet kasti faul olmaya başladı. Yani bir nevi basketbol dünyası artık onları kırmızı kartla cezalandırmaya sonra yaptı. Evet tartışmayı çok aç. Mesela ikinci golü penaltıdan attı Akhisar. Acaba oyuncu ayağını çok mu kaldırdı mı? Evet bir taban var mıydı? İki, Mustera'ya niye kart yoktu? Kart olmaması lazım çünkü müdahale etmek istiyor. Yani foul yapmak yapıyor, istemiyor. Evet. Onun yeti olduğu için. Ama ben taban konusunda ciddi... Benim de soru işaretim soru var. Soru işaretim var. Ama oynama mesafesinde rakibi bozdu mu bozmadı mı onu bilmiyorum. Pist diye bir düdük çalsak biz aa ne oldu der miyiz? Yok. Öyle. Oyacak, taban başlayacak. Diye. O yüzden flu pozisyon. Hani flu gridi evet, diyoruz evet. Ya. Onun dışında da Galatasaray klasiği devam ediyor. İkilik maçında 10 gol attı içeride. İkilik maçında 7 gol yedi. Son 4 haftasının bilançosunu söylüyorum. Bak Lokomotiv Moskova'ya çıktım. Aynı teknik direktör, aynı forma. 2 maçta 7 gol yiyor. Ve bir tanesinden 4 yediği takım 2 maç üst üste kaybediyor. Yine Akhisar'a baktığımız zaman 2 puan toplamıştı. Toplam 2 puan toplamış, 3 gol yiyor. Bir tarafta da son 3 maçını kazanan Alanya 6 atıyor. Ligin lideri Kasımpaşa'ya 4 atıyor. Gerçekten yorumlar birliği adamı evet. Deli manyak gidebilir yani. Bunun ben gerçekten Fatih Hoca'nın oturup da futbol konuşmak güzel bir şeydir hocam. Kendi hatalarını da göreceğini düşünüyorum. Takımın da yapısını değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 1,5 yıldır yani 1 yıl aşkın süredir bunu yaşıyor devamlı Galatasaray. Hani bugünlük bu sene bugün dedin ya bugün açtın. Aslında bugün değil. Geçen sene de aynı şekilde. Bu yıldan ya düşünebiliyor musun? Bir takım düşünün. 40 maçın 20'sini kendi sahasında oynamış. 20'sini. 19'unu kazanmış. Evet, bir takım düşünün. 20 tane deplasman oynamış. Toplam galibiyet sayısını bilmiyorum. 2 tane daha düşün beraberlik. 40 maçta 3 beraberlik olur mu ya? Ya Herrera ya Mero. Yenmiş veya yenilmiş. Ama şampiyon oluyorsun bak. Şeyi hatırlıyor musun hocam? Şampiyonluk yolunda kritik bir deplasman mağlubiyeti sonrası hoca bu konuyla ilgili takımın kadronun yapısından bahsetmişti. Deplasman bunu bak, seneye Fatih Terim, çözebiliriz. Fatih Terim. Mesajı vermişti. Fatih Terim. Fatih Terim. Şöyle bir ciddi konsantre olduğu zaman Lokomotiv Moskova maçında rakibin üçlü oynadığını gördü. Kabak gibi duruyorlar böyle. Üç tane ağır oyuncu hatta var diyor. Çok bunlar, çizgiye giderek yani. Sol stoper sol bek gibi oynuyor. Sağ stoper sağ bek gibi oynuyor. Sağ bek gibi. O da taktik uzmanlığını gösterdi. Aralığa derinleyemedi. Hatta ikinci yarı tuzağa da düştü rakibi. Düşürdü. Ama Fatih Terim'in her kim olursa olsun kadronda kompakt bir takımı yaratabilecek nitelikte bir teknik adam. Ama teşhisi koyarsanız tedavi edersiniz. Bence
ki tedavi de iyidir. Teşhiste de muazzamdır. Teşhis koyamadığı için tedavi edemiyor. O da çözemedi bu depresyonu. Bak teşhis, evet. Şimdi hastalığı teşhis edersiniz ve ona göre de ilaçlar verirsiniz. Evet. Ama teşhis edemediğiniz zaman karambol ilaçlar verirsiniz. Şu anda o durumda. Test ediyoruz. Test, ama söylediğim gibi bunu gerçekten bir futbol adamı olarak bunun bir izahını, şimdi bakıyoruz maça, 3-0 sürpriz değil. 4-2 de bitebilir. Trabzon'da da aynı şekilde. Ankaragücü'nü de kaybedebilirlerdi. Şimdi bunun bir izahı, bir şeyi olmalı yani. Bir teknik olarak tatmin olmamız lazım. Hocanın da bunu görüp tespit etmesi lazım. Bize anlatmak zorunda değil insanlar ama uygulamaya sokması lazım. Nedir? Mesela Kayseri maçı gelir aklıma. Kazandıkları. Mesela geçen Ankaragücü maçı gelir. Bir anda orta sahada Dong, Fernando şeyi gördük. Selçuk'u gördük. Evet. Aa, demek oyunum ki Selçuk yani kaybedilmemeli. Bu adam beni kompak oynatabiliyor. Çünkü Trabzon kadrosunun arkadaşlarımız koysun, NDI'ye girmesine rağmen fakat NDI'siz oynadığı sebebi sarı kartı var. Orada da bir hata yaptı. Onu çıkarmayı, Fernando'yu çıkardı. Burada çabukluğunu da kullanayım diye, ama işte o anda kartlı ve ilk yarıda da birkaç tane böyle çekildiği pozisyonlar var. Tabii. Bunu görür. Yani birkaç gün önce de benzer bir şekilde atılmış bir oyuncu tabii. Evet. Onu da unutma. Zaten Kayseri'de dün gibi hatırlıyorum kazandıkları 3-1 bitti maç. 2-0 iken Kayseri gümbürü gümbürü geliyor. 2-1 yakaladılar. Hemen kompakt bir orta sahaya döndü. 3-1 bırak. En az 2 tane daha atardı Galatasaray, evet, ve pozisyon vermedi rakibine. Bugün işte ve Trabzon'da da aynı şekilde bir türlü oyun ritminde. Bir kere şunu söyleyeyim. 4 oyuncunun takım savunmasında ben teşhis koyayım mı? 4 tane oyuncu takımın savunmasında yok. Emre hiç yok. Rodriguez hiç yok. Eren veya Sinan hiç yok. Onyekuru hiç yok. Orta sahadaki oyuncuların da bir tanesi çok savunma arasına girip NDI derken kart görünce ve maç ritmini kaybetmiş Mariano da ki çok kaldı ki çabukluğundan oynattığı için hocanın, belki de hani Mariano da çok havlatmasın diye bakıyorsunuz ama 34 maçın 28'inde falan banka oynayan bir oyuncu, özellikle yabancı oyuncuysa, çünkü yerli oyuncuyla konuşurken Fatih Hoca halledin aman ha ben bugün dinlendiriyorum. Bunlar düşebilir. Maicon oldu mesela Maicon'da. Mariano da bugün pat kolayına kaçtı işin. Konsantrasyonda problem gördüm. Kaldı ki salı pazar arasında ve haftaya cumaya kadar Şampiyonlar Ligi maçı olmadığı için ciddi şekilde takım halinde ve hoca da açıkçası ha Aksan hocası kim dedin? Cem Kavçak. Muhtemelen daha önce de çalışıyordu orada. Yardımcısı. Evet, yardımcı. Çok antrenör. Şimdi bir teknik adam gelir mi bilmiyorum tabii. O Aksar kulübünün yönetimidir. Fakat oynadıkları antrenörlerin de, hatta Krasnodar maçından önceki röportajını da altyazıda gördüm. Hani bu maça kadar olan süreci anlatırken kazanacaklarını ve çok güvenli olduğunu. Evet. İddialı bir açıklama yani. İddialı bir açıklama yapmıştı. Allah Allah dedim ya. İddialı bir açıklama derken, evet, iddialı bir takım yapmış yani. İddialı oynadılar. Bazen havayı değiştirmiş. Trabzon gibi oyuncunun cezası falan filan derken ama bir anda sana avantaj olarak Manu'yla dönüyor. Fakat Sissoko muydu? Sissoko. Orta saha Sissoko. Bayıldım. Çok Malili. Beğendim. Maçın Galatasaray'ın özeti deplasman fobisi. Evet, fobi oldu. Açılımında ben kendime göre, kendi futbol bilgimle söylemeye çalışıyorum. Aslında elinde belgede var hocam. Nedir? Kimsenin beğenmediği orta saha tiplemesidir. Çünkü önündeki oyuncuların o savunması olmadığı için en azından orta sahayı daha kompak hale tutmak gerekiyor diye düşünüyorum. Don kulübe dedi herhalde. Tabii evet. Bu akşam keşke diyebilir. Fakat aynı cümleleri hatırlıyorum. Trabzon'da da ben aynı cümleyi kullandım. Hatırlıyor musun? Hoca keşke şöyle yapsam demiş olabilir diye düşünüyorum. Bence ya bu NDI'yi ben niye çıkarmadım diye düşünmüştür. Nedeni? Çünkü ikinci bölgeden yani savunma yapacak Aksar, Galatasaray risk alacak. Futbol matematik değil. Galatasaray bütün hücumcularla saldıracak. Biri süpürecek onu. Fakat Aksar takımı bam diye çıkan takım değil. Evet. İndirip oynayarak çıkan bir takım. Kim kalıyor orada bir tek merkezde? Hiç savunmacı yok. Alalım. En son bölümü alalım. En son bölümü alalım. En son hali. Evet. Şimdi bekleme savunma. Bir evet. Tane oyuncu var. E-kartı var. Ne yapacağız? Bir de görüyoruz yani. Böyle yapıyor. Bir kere hücum yapacağım.
ceza sahasından rakibi çıkarmayacağım. Akhisar da bekleyecek ama Akhisar şu değil bak. Gönderildi. Akhisar'ın savunmacı vurdu. Hayır. Evet, evet. Tık diye bırakıyor önündeki oyuncu. Tık bıraktığı i̇şte zaman Sissoko, yeşil siyahlı bol bol gibi oyuncu görebiliyorsunuz. Tabii. Çünkü karşınızda Güray, Sissoko. Endia'ya burası. Tamam mı? Üzerine gidebilirim. Pas verebilirim. Hamle yapamayacak ki bana. Tabii. Yani orta sahayı güçlendirip beraberliği aramak varken orta sahayı düşürüp beraberliği aramaya çalıştı hoca. O rakibe göre değişebilir. İkinci bölgeyi ve pasta çıkan takıma karşı çok merkezi boşaltmayacaksınız. Evet. Ama rakibi biliyorsunuzdur. Vuracak çıkacaktır. Süratli oyuncusu vardır. Bir tane önde malı vardır. Başka da silahı yoktur. Vurursun ama regaten diye var. İşte hemen oynayarak Ray çıkıyorlar. Var, orta sahası da oynuyor onların. Tabii. Çıkıyorlar. Şimdi iki soru var hocam aklıma gelen siz yorum yaparken. Birincisi, şimdi bugün bir test yaptı aslında. Orta sahadaki problemi çok net bir şekilde gösterdiniz, bize anlattınız. Bu Onyekuru Sinan, şimdi bu biliyorsun gidişinden beri Gomis'in tartışılan konu. Eren'den bahsettik, muhteşem bir salı akşamı performansı. Hani Eren olmazsa orada ne yapabilirim testi. Pek bence olmadı gibi. En büyük hayal kırıklığı bunu beklemez. Teknik direktörü beklemez. Ben de beklemem. Bugün sahanın en kötü oyuncusu Rodriguez. Bu kadar kötü oynayamaz ya. Yani. Penaltı kaçırması dışında. Penaltı kaçırması. Hiç, ya sen hatırlıyor musun Rodriguez'de işte gibi enstantane? Beklerim Fatih derim. Beklemez. Bekleyemezsiniz. Penaltıya gelince kaçtıktan sonra konuşulur. Onu attırmışsa o evet ben konuşuyorum. Emre atması lazım. Evet moraldir Rodriguez. Evet ayakçını kullanıyor. Galatasaray takımında penaltılara kalan maçlar dışında kaç tane penaltı atmış? Emre'ye bakalım. Penaltı Emre Galatasaray atmış. Baktım 30. haftada. Baktınız mı? Baktım 30. hafta atmış. Hocanın şimdi daha doğrusu Kerem bakmış. Maicon'la ilgili bir penaltı durumu oldu biliyorsun geçtiğimiz dönemde Süper Kupa maçında Gomis'le özür dilerim. Gomis'le oldu. Şimdi Rodriguez. Yani bu Akhisar konusunda bir penaltı krizi de var. Rodriguez yani konusunda biz yani Rodriguez atabilir penaltı. Ayak içini iyi kullanan bir oyuncu. Kaçırdığı için de konuşmuyorum. Mutlaka ben da çalışmıştır yani. Yok. Ben çalışmamış mı? Takımının normalde en dördüncü falan penaltısıdır o. Selçuk. Bence Emre. Alanya'dan penaltıcı olarak geldi zaten. Gibi. Oyundaysa Eren. Oyundaysa gibi. Sinan da olabilir ama bilmiyorum nasıl görmedik. Sinan Onyekuru. Onyekuru ben Sinan'ı tercih ederdim oyunda kalması için. Çünkü geniş alanlı bir oyun olmayacaktı. Dar alanlı bir oyun olacaktı. Kaldı ki Onyekuru'nun birkaç koşusu oldu ama Sinan daha karambollerin golcüsü. Yani seken toplar oldu ya. Evet. Onyekuru çabuk süratli arkaya koşu yapan oyuncu. Yani Eren girdikten sonra oldu Onyekuru zaten. Onyekuru 1-0 öndeyken daha etkili bir oyuncu. 1-0 gerideyken değil. O koşuları da Eren girdikten sonra oldu zaten. Evet. Ondan önce hiç yoktu. Evet. Tabii siz şimdi bir forvet, yani kariyerini bir forvet oyuncusu olarak yaşamış biri olarak, yani çizgide oynamakla orada oynamak arasında forveti, yani bambaşka iki meslek aslında ya, değil mi hocam? Yani çizgiyi arkaya almakla savunmacıyı arkaya almak arasında çok farklı. Çok farklı. Şimdi, mesela yarın Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçı var. Muhtemel kadrolara baktığımız zaman muhtemelen Şenol Hoca'nın kafasında da vardır. Arkadaşlarımızın diğer televizyonlarda görüyorum. Babeli santifor, Lens sağda, Kuvvet'in solda olduğumuz gibi. Şimdi Babeli sırtı dönük oynatmak intihardır. Benim futbol görüşüme göre budur. Evet. Bazen ne yapıyor zaman hoca, forvet arkasında falan çekiyor ama yok Babel çizgide alacak dönecek abi. Alacak dönecek. Değil mi? O güven verir insana çizgiyi arkaya almak. Tabii şimdi yani forvet arkası oynamak da kolay bir iş değildir. Santifor oynamak da arkası dönük oynamak. Hele Onyekuru, Rıdvan gibi oyuncular sırtı dönük oynayamazlar. Çok özür dilerim hocam. Fatih Övünç'ün yanındaymış. Dinleyelim maçı kahramanlarından biri. Akhisar Spor'un kalecisi Fatih'le beraber tebrikler. Sezon ilk galibiyeti, ligde ilk galibiyeti. İlk 3 puanı. Önce oradan başlayalım. Nasıl bir hava vardı içeride? Bu maçı nasıl değerlendiriyorsun? Safet Hoca'nın gidişiyle tabii üzüntü yaşadık. Onda yolu açık olsun. Cem Hoca'yla devam ettik. Yıllardır beraber çalıştığımız kulübün içindeki bir hocaydı. Birlik beraberlikten bahsettik sık sık şu son bir haftadır. Avrupa maçımız da vardı. Orada da yansıtmaya çalıştık. Olmadı. Tabii Galatasaray şu an zaten ligin lideriydi.
çok zor olacağını biliyorduk. Bizim savaşmamız gerekiyordu. Aynı şekilde de çok iyi başladık maça. Golü de bulduk, offside oldu, var biliyorsunuz. Teknolojiden yararlanıyoruz artık. Gol olmadı ama inancımızı yitirmedik. Devamında onlar penaltı buldu. Çıkardım. İnanmaya devam ettik. Bu da çok önemliydi takım adına. İnanmamıza. Yendik, mutluyuz. Önümüze bakacağız. Bu kadar. Aslında alışık olmadığınız bir periyot yaşıyorsunuz. Hafta içi Perşembe günü UEFA maçı oynadınız ki çok da fazla Perşembe-Cuma maçı oynayan bir futbolcu topluluğu değilsiniz. Bu nasıl etkiledi sizi bu maçta? Yok, çok etki etmez. Sonuçta Türkiye Kupası da var yani. Hafta içi de oynanıyor. Ekstradan 6 maçta oynayacağız. Çok sorun değil yani. Zaten profesyonel insanlarız. Ona göre eğitiliyoruz. Bunun da karşılığını vermek zorundayız. Peki, teşekkür ederim. Yayınıza katıldığınız için söz tekrar sizde. Maçın kahramanlarından biriydi Akhisar adına. Bir penaltı vuruşu kurtardı ama az önce sevgili Rıdvan Dilmen de söyledi. Serdar Aziz'in bir kafa vuruşu var ki köşeden çıkardığı belki de maçı alan hareket. Tamamında iyi oynadı. Tamamında iyi oynadı ama orada döndü maç. Fatih Trabzon'da Sebat dedi galiba. 461'deydi. O zaman da bir çıkış yapıyordu. Hani iki senedir iyi sezon geçiyor. Özellikle son iki yıldır çok iyi sezonlar geçiyor. Yani milli forma bekliyor bu arada. Onu da net bir şekilde ifade etti geçtiğimiz günlerde. Milli forma herkes bekler. Varla ilgili konuşalım. Biraz önce devrede konuştuğumuz için. Bir yarım kalmıştı bu sırtı dönük ve çizgide oynama. Bir forvet oyuncusu için farkı anlatıyordunuz tam. Ya sırtı dönük oynamak Neuchâtel'e karşı kolaydır. Dokunmak. Temassız oyuncu. Ama Pepe'ye karşı oynamak zordur. Şimdi Onyekuru zaten vücudunu dayayıp topu alan filan servis yapan bir oyuncu değil. Çok güçlü bir fiziği yok. Atlet çabuk gidecek. Tabii gidecek. O yüzden alan isteyecek. Sinan maç içerisinde çok değişkenlik gösteren bir oyuncudur. O değişkenliği beklerim ben ikinci yarıda gerideyken. Belki iyiye doğru gider. Döner top filan gibi. Bir iki tane yaptı geçtiğimiz sene. Daha önceki sırtı onu gösteriyor evet. Ama tabii maçtan sonra konuşmak kolay. Ama genel anlamda. Ama yine bu konu gelecektir. Hocanın tedavi değil, teşhisi koyması lazım. Evet. Aslında dediğim bir gibi. Bir sorum daha var hocam bara geçmeden. Ozan'la ilgili. Şimdi bir offside gerekçesiyle iptal olan Ozan'ın kendi kalesine gönderdiği, orada bir Muslera ile yine bir küçük uyum problemi yaşadı. Sonrasında da üçüncü golde yine Muslera ile çarpıştılar. Neler evet. söyleyeceksiniz? Orada yani... Muslera'nın da tazı canım. Çarpıştılar değil. Ozan dönüyor. Çıktı onun üstüne. Canım, o, elinden kaçırdı yani. Hayır, söylemek istediğim şu. Acaba Muslera güvenmiyor mu genç arkadaşına? Yani... O zaman yumruk atacaksın topa. Güvenmiyorsan yumruklayacaksın. Muslera maçı iyi başladı, çok kötü bitirdi. Zamanlama hatasından penaltı yaptı. Öyle değil mi? Üçüncü golde de yüzde yüz hatalı. Evet. Yan eski hastalığı. Kesin hatalı. Maçı kötü bitirdi ama iyi başladı, kötü bitirdi. Yani Ozan için bir şeyiniz yok hala. Ozan'la ilgili de tabii ki... Bir kere çok genç oyuncu bunlar. 2000 doğumlu oyuncu. Hocalarıyla da konuşma şansım oldu. Daha da iyi olacağını söylüyorlar. Oynaya yapacaktır ama. Fiziği muhteşem. Tabii ki bir Lokomotiv Moskova maçında hoca bu tansiyonundan dolayı yapmadı. Oynatabileceği maçlardan bir tanesiydi. Geçen hafta da oynamış, iyi de geçmiş oyuncu için. Fakat tabii özellikle dörtlü tandem oyunlarda savunma oyuncularında birliktelikleri önemli. Bir şekilde mesela... Hazır dörtlüler vardır arkada, özellikle merkezde. Ama Galatasaray'da 2 yıldır Maicon, Denayer, Donk, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Ozan. Bak, sadece misle sürekli 3 gün içerisindeki sirkülasyona bak. Ya en sürekli Serdar gibi son dönem. O da 2 haftadır oynamaya başladı, evet. Sakattı. Yani bu devamlı dönüyor. Bir tek Nagatomo'nun durumu net. Evet. Öyle gözüküyor. Evet, onun da yedeği geldi. Ömer kenardaydı eski takımına karşı. Tabii Mariano'daki düşüş de dediğiniz gibi enteresan ama yani bugün... Formayı bilmesinden yani Mariano... Mesela Başakşehir'e bir gol atmıştı. Mariano'nun linesini dersen Mariano'da şampiyon... Ligin en güzel golünü atmıştı. Değil mi? Mariano'nun linesini dersen futbolcu olarak bence Fatih Hoca Mariano'yu önde görüyor. Ama çabukluğundan dolayı özellikle bu tip Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi'nde rakibi de analiz ettiği için Çalımcı, Farfan falan var diye Fernandez Çalımcı oyuncu diye tercih etmişti. Ama bu maçta şimdi bazı oyuncular vardır. Hepsi karakterlidir oyuncular. Ben asla bir oyuncunun, sporcunun için kötü şeyler söyleyemem. Fakat Lines'in beklemesiyle Mariano'nun beklemesi başkadır. Yani Lines'in beklemesi der, kulübede beklemek başkadır. Birisi yay gibi bekler Lines, birisi girdiği zaman konsantrasyonu düşük bekler. Kim gibi? Mariano gibi. Evet.
Sevilla'dan gelir birisi, Brezilyalıdır. Hayır. Öbürü Norveç. Bu oyuncuların arasında herkese göre mesela Eren karakterli bir oyuncudur. Hoca oynatmaz, oynatırsa zıp diye girer böyle, yavaş girmez oyuna. Hemen etki etmez. Kötü insan olduğu için değildir ama budur, yapısı budur onun. Peki hocam. Mesela kolej maçı çıkarken oyundan. Tabii hep bir. Şey olunca muhakkak bir nedeni vardır çıkardığı için, fakat hep bir tepki vardır onda. Evet. VAR'a geçeceğiz. Devre arasında önemli bir noktaya değinmişti sevgili hocamız. Bir ara rica ediyoruz sizden. Aranın dönüşünde sohbetimiz devam edecek. Evet, Akhisar Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Bu sezon 6. haftada ilk galibiyetini aldı. Galatasaray Akhisar'a liderlik hesaplarıyla gitmişti Şampiyonlar Ligi'nde. Lokomotif'i son Rus şampiyonunu 3-0 gibi net bir skorla yenmişti ama aynı skorla Akhisar'da mağlup oldu Sarı Kırmızılar. Tabii Perşembe akşamı Krasnodar'la bir başka Rus takımıyla geçtiğimiz sezonun Rus Ligi'nde dördüncüsüyle oynayan Akhisar'da o maçın üzerinden kısa bir süre sonra Galatasaray gibi güçlü bir takımı yenmeyi başardı iyi bir oyunun ardından. Şimdi maç içerisinde özellikle ilk yarıdaki pozisyonlar VAR konusunu bir kez daha gündeme getirmişti. Yarım kalmıştı, devre arasında süremiz evet, kalmamıştı daha doğrusu. VAR'la ilgili ben hep söylüyorum. Şimdi MHK yapacağı bir şey yok bu konuda. Elindeki malzeme bu ve mümkün olduğu kadar da İyi hakemler atamaya çalışıyor. Doğru atamalar yapmaya çalışıyorlar. Bunu da görebiliyoruz zaten. Yani bir alt ligleri de izliyorum ben. Orada da iyi çocuklar var yani. Allah'a iyi çalışıyor. Tabii VAR sistemi çok hazırlıklı yakalandığımız bir sistem değil. Dünya futbol içinde geçerli aslında. Bakın göreceksiniz. Bütün liglerde VAR devam edecek olursa başka değişikliklere de gidecek. Bu yüzden biraz önce katılmadığım Galatasaray'ın deplasmanla ilgili sana konu var ya, bu VAR'la ilgili söyleyebilirim. Deniyorlar şimdi aslında. Asıl deney şimdi. Kararsız kalıyorlar. Bununla ilgili bir takım sıkıntılar olacak. Bunun tek sebebi teknolojiyle ilgili. Hakemlerin görüş açısı bana göre, sana göre. Ahmet Çakar'a göre, Erman Torun'a göre. Mustafa Çulcu'ya göre, Serdar Tatlı'ya göre. Bu yorumlar açık hakem. Bunları ben asla hakem yorumuna o saygısız yapmam. Fakat teknolojiyle ilgili şunu söyleyebilirim. VAR sistemi, VAR uygulaması futbolumuzun bir büyük yıldız futbolcu kadar girdi. Tabii. Tarih değişti. Şimdi adil davranmayı bir kenara koyuyorum ki en önemli sebeptir. Bir kere bizim kalbimiz oldu bu VAR. Ne kadar önemli bak. Hem Antalya maçı, hem bugün, hem Bursa Başakşehir maçı, hem Rize Bursa maçı. Bakın doğrular %90'ların üzerinde belki. Ama gri pozisyonlarla ilgili tartışmalar olabilir. Bunun tek sebebi de teknolojiyle ilgili. Aslında federasyonumuz yayıncı kuruluşa da çok yük bindirmeden, açıkça söyleyeyim, yani adam dünya para veriyor sonuçta. Neden federasyonumuz? Ciddi kaynağı var. Ben örnek de verdim. Pasolik ciddi şekilde 250-300 bine yakın bir şeyi var. Futbol federasyonunun şeyi var. Benim mesela TFF'den aldım. Sağ olsunlar, onlar gönderdiler. Ücretini veririz sonuçta. Orada kazandıkları bir para var. En azından bu teknolojiyi sordum sağ olsun Taner Karaman'a, bizim sabahtaki kardeşimize. Almanya'da 22+14 yani 7-7 iki kalede çizgi kamerası, 36 kamera var dedi. 22 oyun içinde var bak. Bizde zorlarsan yarınki Fener Beşiktaş maçında 15-16 olur belki. Bugün zorlamışsa 11-12'dir 13'tür. Bugün 13. Bilemiyorum. 13+4. Müş. Yok be abi, ne 13+4. 13+4. Artı 4 ama tabii şimdi başka bir kere şeyler. 25'i bizim 22-20'yi geçmemiz lazım. Çünkü o pozisyonları mesela offside pozisyonunu ayaktan çıkarken top havada mı birleşik mi bilmiyoruz. Koy. Göremiyoruz çünkü net bir şey. Evet şöyle. Birleşik. Bir kare mi? Tabii. Bir kare değiştiriyor her şeyi. Kuruluşta yardımcı olmak lazım. Bu çünkü çok önemli bakın. Türkiye ligi için Messi gibi önemli ya. Skor değişiyor. Maç değişiyor. O yüzden fedakarlık, ekonomik fedakarlık, bir sürü abuk subuk yerlere para verirken ya Allah aşkına şunun teknolojiyi biraz, yarın mesela Fener Beşiktaş maçı var. Ya ne kadar kameranız varsa gidin. Ama sadece Fener Beşiktaş maçı için söylemiyorum. Olabilecek Kayseri, her maç. Kayseri Konya maçı için de. Bunun mutlak surette çözülmesi lazım. Bakın devre arasına kadar bunu çözsünler. İkinci yarı tartışmalar azalacaktır. Zaten bu gidişle insan gidiyor, robotlar maç yönetirse 2024 Avrupa Şampiyonası'nda şaşırma yalnız ha. Evimize giriyorlar ya robotlar. Emin ol. Çünkü hakemler de robotlaşmak üzere artık. Sadece kalp atıyor fark orada.
gidişat oraya doğru gidiyor. Yardımcı hakemler var ya, alçıyla çıksınlar ilgili daha iyi. Kaldırsa da olur, kaldırması da olur yani. Gerçekten diyorum. Benim bir önerim var. Saçma sapan gelebilir insanlara. Basketbol oyuncu önecek zaten iş. Ne gibi? Ortalama süresi 52 ile 56 dakika arası mı? Türkiye ve Avrupa'da. Evet, topun oyunda kalma süresi. O zaman 30-30 oynat abi, 60 dakika durdurma maçı varsa eğer. He, değil mi? Dolu dolu oynasın. Durdur başlat. Yani yoksa bu böyle gitmez. Maçlar 99-100 dakika falan oynanıyor artık. Ve az da gösteriyorlar. Şimdi VAR'la ilgili dün yaptığım yorum, bugün de söyleyeyim. Kim, bu penaltıları var ya, durdursunlar. Sezonda 34 haftada oho, yüzlerce penaltı çıkar. Bak yüzlerce penaltı çıkar. Ve bundan sonra savunma oyuncularının işi daha zor. Savunma diyor. Yani savunmak sadece kafayı iyi çıkmak, kayarak değil ki. O oyuncu savunurken şöyle durabilir. Temas. Ya. Durabilir abi yani. İtmez ki, durabilir. Durma diyor. Yakalarsan penaltı veririm diyor. Bu başlangıç. Serdar Hızlı iki tane kafa vuruyor. E o zaman ben savunma oyuncusu niye para vereceğim abi? Savunmadan. Yani savunma sadece topa müdahaleyle değil. Rakibe müdahale et demiyorum. Ama rakibe yapış abi yani sonuçta. Şöyle duracaksın. Evet. O zaman kartın özelliği. Kartlara zarar o zaman. Ama oyuncuları aynı fair adına sportmenliğe aykırı davranış gibi bu eğitici. Biraz daha temkinli davranmaya sebebiyet verebilir diye. Yani artı yönde verebilir diye düşünüyorum. Ama olmazsa olmazımız kesinlikle ve kesinlikle Türkiye Futbol Federasyonu eğer buna başladıysa, kaldı ki muhtemelen Anadolu'da ve İstanbul'daki maç kamera sayıları farklıdır. Hele hele bir alt ligde uygulanmıyor şu anda. Ve kesinlikle ve kesinlikle Muratçığım, devre arasına kadar çok basit parayı verecekler yayıncı kuruluşa. Ya bu kamera sayısını arttırın, rica ediyorum sizden. Çünkü adaleti dağıtmamız lazım. Her şeyden önce milyonlarca insanları tatmin etmemiz lazım. Karar doğru mu değil mi, adil mi değil mi, en azından evinde, kahvede, televizyonda, bizim için değil ya, biz ne olacak? Biz sadece penaltı var değil de geçeriz. İnsanların da adil olduğunu görmesi lazım bazı şeylerin. Hakemlerimiz için de önemli bakın. Hakemlerimiz için. Daha rahat. Bakın Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası'nda tertemiz bir performans oldu. Kasım. Neden? 35 tane kamerayla yönetildi. Hiç atlama olmadı. Hakemler de rahattı mis gibi. Ama 15-12 bu kameralarla, bu teknolojiyle, yok kırmızı çizdim, lacivert çizdim. Bunlar şu anda VAR sisteminde biz neredeyiz biliyor musun? Şu anda evet. Fred Çakmaktaş gibiyiz. Almanya'da öyle değil. Dünya Kupası öyle değil. Biz Fred Çakmaktaş değiliz. Fena değil mi? Benimle kırmızı çizdim. Yamuk yumuk lacivert oradan çizgi çıkıyor. İz düşümü. O yüzden futbol bir aile ve adil bir oyundur. Hepimiz de bir aileyiz. Ve sonuçta bu ailenin içerisinde de federasyonda özellikle Türk futbolunu yönettiği için taşın altına elini koyacak, parayı verecek yayıncı kuruluşa. Benim önerim budur. Ve kamera sayısını arttırmak çok zor değildir. Çünkü bu parayla alınan bir alettir. Ve Türk futbolunda en büyük iyiliği yaparlar. Ha, en büyük iyiliği derken yapmalılar ayrıca da. İyilik değil ya, yapması, uygulaması gerekiyor ya. 11 tane 12 tane şeyelim VAR sistemi uygulanır mı? Biz kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Almanya ile biz çekişiyoruz. Güzel. Almanya 34 kamerayla yönetecek veya işte 22 artı 14 taneyle. Biz Avrupa şampiyonasının adayız. Biz 11 tane 12 tane öyle şey olur mu Allah aşkına hocam ya? O zaman da daha derbiler başlamadı. Yarın Bismillahirrahmanirrahim başlıyor. Sana bir sürü flu pozisyon çıkacak. Konuşacaklar. Bak dün India'yı atmadı, yok orada penaltı vermedi. Bir sürü mevzular çıkacak. Bana göre doğruydu sarı kart. Hani yanlış anlaşılmasın insanların. Bu çok önemli bir konu. Lütfen rica ediyorum. Eğer bu uygulama geldiyseniz bence hazırlıksız yakalandınız. Hakemlere de günah. Yazık o çocuklara. Onlar da kararsız kalıyorlar. Kolay değil yani. Sersemlediler hepsi de. Ben de olsam sersemlerim. Bu oyunculara, bu futbola hizmet edin lütfen. Ve lütfen rica ediyorum şunu arttırın ki hepimiz rahat rahat oyuncunun offside'de olduğunu görelim. O topun çıkışını bir göreyim. Rahatlayayım. Ben suyu sıvan ediyorlar demiyorum. Ellerindeki malzeme bu kadar. Dünyanın en büyük, belki de birinci sırasında olan bir beyin spordan bahsediyoruz. Fransa Ligi, İspanya Ligi bir dönem. Şimdi hala devam ediyor mu bilmiyorum. Bir sürü lig, işte onlarca ülkede maç yöneten bir kuruluştan bahsediyoruz. Federasyonda ciddi kaynakları olan, hakikaten de futbolda bu şampiyonadaki çalışmanı da takdir ediyorum. Ama şurada bakın, yolun başındayken haftaya da liglere ara veriliyor.
Bu malzeme senaryo sürmez. 15 günde zamanınız var. Yavaş yavaş bunu arttırın. Yavaş yavaş birden bir arttırın gerekirse. Rica etmiyorum yani. Rica ediyorum derken yapmalılar anlamında söylüyorum. Bu nasıl bir futbolda futbolcu, hakem, antrenör olmak zorundaysa eğer bunu soktuysan doğrudur sok yani VAR sistemini. Bu söylediğini güçlendirmek için şunu izninle ekleyeceğim hocam. Hep konuşuyoruz. Şu anda maç yayını konusunda Almanya, İspanya, belki onlardan daha önde olan İngilizler sadece gol teknolojisi kullanıyor. Bir tek geçen yıl Lig Kupası'nda kullandılar VAR'ı. İngiliz Futbol Federasyonu. Şampiyonlar Ligi dünyanın en büyük organizasyonu. Siz bu örneği daha önce vermiştiniz. Daha hazır olmadan girmeyiz mesajı veriyor. Çok önemli bir şey. Almanya'da bizim yaşadığımıza benzer sıkıntılar yaşadı. Biz Hüseyin'le sürekli konuşuyoruz. Onlar mesela devre arasında bir forum yapmışlar. Oyuncu, teknik adam, hakem, teknisyen, yayıncı. Mesela ikinci yarısında, ilk sezonun ikinci yarısında o hatalar düşmüş. Yani biraz zamanla belki biz de o noktaya gelebiliriz ama dediğin gibi yani Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya, Almanya bizim yayın teknolojimiz en azından ekrana yansıyan. Ben çünkü 3 maçı aynı anda izliyorum. Bir İngiltere, bir İspanya, bir Fransa. Evet, evet. Ya maalesef çok geriliyoruz. Hafta sonumuz açıyoruz Beyinspor'u. 77, 78, 79, 80, evet. 80. Ne güzel çok maçlar var. Çok büyük fark var. Güzel güzel maçlar evet. Var. Harika, harika yayınlar. İster ligimizi seyret, ister uyumazsan Brezilya'yı seyret. Premier Ligi izle, İtalya'yı izle. İspanya, bu dolu dolu maç var. Ama görüyoruz. Çok uzağa gitmeyelim. Haziran, Temmuz arası Dünya Kupası oynandı abi. Direkt kırmızı kart, bariz gol şansından iki tane. İki tane de şeyden atıldı, çift sarı karttan atıldı. Dört tane... Anlatabiliyor muyum? Daha büyük bir örnek bu işte Serdar'ın penaltı pozisyonuna benzer. Grup maçlarında 3-4 tane oldu, bir daha olmadı. Evet, aynı şekilde oyuncular yapmamaya başladı. Bak, bu penaltı çok tartışmalara götürecek. Yarın da dahil olmak üzere. O tabii onun zamanı bırakmak lazım. Peki yarına ilgili özellikle Başakşehir'in puan kaybı, Galatasaray'ın mağlubiyetinden sonra stratejilere ilgili sorularım var. Kısa bir ara verip tamam. Yarına doğru geçelim mi tamam. Bu sonuçlardan olur, sonra? Olur. Son aramızı da. Evet. Evet arada sevgili yönetmenimiz Kerem Açıkbaş hocanın yayıncı kuruluşa söylediklerinin ulaştığını bana iletti. Oradan başlayalım mı hocam izninizle? Fatih Terim'in açıklamaları. Maç öncesi tedirginliğimi ifade etmiştim. Böyle maçlardan sonra konsantrasyon eksikliği olur mu diye düşünmüştük. Rotasyon yapmadık. Eksik olduğumuz bir yeri bir kurguyla kapatabilir miyiz dedik. Orada sadece Eren'i kullanamayız. İlk yarının sonlarında pozisyonlarımız var. İkinci yarı için ise söylenecek hiçbir şey yok. Hiç beklemediğim bir sonuç. Deplasman fobisini komik buluyorum. Dış sahada çimler mi değişiyor? Galatasaray'a gelen bir oyuncu deplasmanda çekiniyor, korkuyorsa burada işi yok. Penaltıyı atamazsan, devreye önde giremezsen bunun sebebi deplasman fobisi olmamalı. Bunun nedenini kendinde aramalısın. Penaltıcı belli, top Sinan'ın elinde. Rodriguez ben atayım demiş, o da vermiş. 18 yaşındaki oyuncu karakterini koyuyorsa sen de koyacaksın. Gürültü her yerde var. Rotasyon yok dememdeki sebep şu. 5 günde oyuncu kendine gelir. Bunları inşallah halledeceğiz. Oyun içinde, lig içinde, Ocak'ta halledeceğiz. Olmazsa Haziran'da halledeceğiz. Daha var mı dedim bayağı uzun bir açıklaması. 7-8 saat. Bizim konuların hepsine değinmiş hemen. Kelime ama sonuçta tabii ki penaltı olsa deplasman bu fobi denecek mi? Bir gerçek var, real bir durum var, istatistik var. Bununla ilgili de mutlaka hocanın çözemediği problemi çözmesi lazım. Yoksa açıklamalarına hepsine katılıyorum. Ama katılmadığım bir şey var. Lütfen hakkını helal etsin, kusura bakmasın bilmediğim için. Mesela takım otobüsüyle gitmesi lazım. Ben baktım özel minibüsle gidiyordu. Ben olsam hocanın yerine, eğer özel bir durum yoksa tırnak içerisinde. Yani öyle ya, özel bir durum vardır. Bir yere yetişme veya bir daveti ama kabul etmiş olabilir. Ki öyle konular hassastır inşallah. Özel bir işi vardır. Yoksa
sistem ediyor, oyuncusunu sistem ediyor. Evet, biraz topu atmış yani. Hani kendi 5 ama sonuçta ocağı gösteriyor. Haklı. Çünkü santrfor Eren alternatif olması gereken. Bir tek Eren'le gidemeyiz. Sinan konusunda da futbol böyle bir oyundur. Onunla ilgili çok hikayelerimiz olur bizim. İçime doğdu. Akşam rüyamda gördüm. Olur, biz eskiden böyle konuştuk. Ama içime doğdu. Bir kere benim penaltı sıram pek gelmiyordu. İyi penaltıcılar vardı çünkü. Tanjusu, Aykut'u, Çelebiç'i falan acayip penaltıcılar vardı. Yalvarır filandık. Orada da Rodriguez nasıl olsa iyi gidiyorum ya. Biraz önce sıralamada hatırlarsan belki dördüncü olur dedim. Bir bak, Selçuk dedim, iki Eren, üç Sinan dedim, biliyor musun? Evet, şimdi... Selçuk yoktu, Eren yoktu. Sinan demek ki vardı. Sinan'mış yani, gördüğümüz doğru yani, tespit etmişiz. Alayım ben atayım deyince bazen oyuncular tamam der ki tamam demiş. Hoca da bırak ya oraya at dememiştir. Demez. Hoca hele hiç demez. Güvenini kaybetmez. Çocuğu üzmeyeyim diye düşünebilir. Zaten penaltı atmama ihtimalinden daha yüksektir. Bu yüzden hocanın da müdahale etmemesi doğru bir karardır. Muslera da gelmiş. Muslera'yı da hemen bir kısaca geçelim. Beklemediğimiz, istemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Bunda benim de, arkadaşlarımın da hatası olmuştur. Rakibe fazla alan bıraktık. Çok ciddi bir faulden sonra çıkıp konuşmak istedim. Direkt sarı kartla cezalandırıldım. Takım kaptanı olarak arkadaşımın hakkını savunamayacak mıyım? Bu sanıyorum Mustafa Yumlu'nun kartı. Kural öyle diyor herhalde ama... Kaptan niye olur? Yazı tura için mi olur sadece? Ya tabii birisi konuşur, o da kaptan konuşur. Yani bu kural doğru uygulamıştır hoca. Ancak esnek olabilmeli hakemler. Bir de Mustera hani öyle çok kimseyi rahatsız edecek, agresifliği de yok yani. Hani oradan kopup gelir, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, hakem çıkar. Öyle yaptı zaten. Ama yani üstüne... Oradan koptu geldi canım. Koptu gelir. Hayır, hakemin üstüne çullanır. Hayır. Öyle bir şey yok. Diyor ki kural, bildiğim kadarıyla kalenden çıkıp da ortasına kadar gelme kardeşim. Ama oyun durmuş. Yani... Öyle diyor işte yani. Ben değil mi? Kural yanlış. O zaman kimse kalecileri kaptan yapmasın. Hiçbir oyuncu yapmasın o zaman kaptan. Sol bekte gidebilirse kaptan o zaman, değil mi yani sonuçta? O oyunculara biraz daha esnek olmak lazım. Özellikle de tabii ki fark Ahmet Mehmet diye fark edilmem ama bazı oyunculara daha farklı. Ama kural öyle diyorsa bir şey diyemez. Şimdi bugün maçların arasında da bu A Haber'in açtığı bir ekonomi kanalı var. Hafta sonunda da çizgi filmler falan var. Arada oraya takılıyorum. Şey gördüm. Çok enteresan. Öncelikle daha önce de izlemiştim ben başka bir kanalda, bir okumuştum. Kobe Bryant'in Kobe'nin şeyi var. Basketbolu bırakışı yazısı var ya. Sonra NBA'nin ona teşekkürü falan. Muazzam bir yazı derken, yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş Kulübü mesela düğünlere de stadı verecekmiş. Gelir elde etmek için diye bir şey söyledi. Enteresan, mesela müze sahanın içinde değil de müzede falan yapabilir. Ekonomik olarak katkısı olsun diye. Ve istatistik söyledi. İstanbul'da 165 bin kişi ortalama evleniyormuş. Ne alakası var diyorum ama spor ekonomisi için. 650 bin de evlenen varmış Türkiye'de. 150 bin İstanbul'da. Ekonomik durumu iyi olanlar bile. Yılda. Hani... kulüpler bunu yapabilir anlamında derken nereye geleceğim? Barcelona şu anda görüşmeleri devam ediyormuş sevgili izleyiciler. O programı kaçıranlar için söyleyeyim. Nou Camp'ın altına mezarlık yapıp 30 bin kişilik. Hani bizde vardır ya, dünyanın her yerinde var demek ki. Biz pazara kadar değil mezara kadar Fenerliyiz, Beşiktaşlıyız, Galatasaraylıyız, Barcalıyız demişler onlar. Mesela Boca Juniors'un sayısını tam hatırlamıyorum. Ya 3 bin civarında. O stadın altında Bokollar aday olmuşlar. 3000 kişi falan yatıyormuş. Hatta Maradona da sıraya girmiş. Allah'tan uzun ömür versin. Hayır, Maradona demiş ki ben de burada beni şey. Artı Hamburg'un mesela, baktım not aldım. Valla 500 kişi varmış stadın altında. Gönüllü pazara ama kadar değil, çok mezara kadar Hamburglu. İnanç olarak çok farklı mı yani? Tabii ama sonuçta ben hayır Türkiye'de yapılsın demiyorum ama beni Fenerbahçe'nin altına gömsünler falan demiyorum yani. Sen beni rahmetli anam ama babamın yanına... Ama bu neden olmuş olabilir biliyor şimdi, musun hocam? Hayır, bu gelirden dolayı değil sonuçta. Yani ben şöyle çok bir şey hatırladım. 30 bin tane mi Barcelona var? Bundan bir 15-20 yıl önce küllerini çimlere... Sheffield United. Döküyorlardı. Orada gelenekmiş. Sheffield United takımı. Hayır, Nou Camp'ta da oldu. Sheffield United yasakladılar. Sheffield United'da
yakıp küllerinden de atılıyormuş. Hala öyle dedi, atılıyor dedi. Çimin 20 santim altına falan gidiyormuş falan. Oyuncular yani reddetti çünkü yani çıkmayı. Fenerbahçe canım, canım benim de. Ben anam babamın yanına edebilirsinler yani. Ya sen de nereden? Yani, sen ya sen ya. Zannettin ki benim önerim var zannettin. O yüzden sordun ya Türkiye'de zor falan deyince. Ben herhalde dedim, ben de dedi, ben Türkiye'de olsun demiyorum, yanlış anladım. Ben bilgi yani enteresan geldiği için söylüyorum. Yani hakikaten enteresan. Düşünebiliyor musun abi şeyde bir tane daha stat var ya. Bakayım bir not almıştım da iğrenç yazımla. Şey, Hamburg'da var tamam. Boca'da var Arjantin'de. Maradona demiş ki ben buraya halledin demiş. Ve Barcelona'da görüşmeler devam ediyormuş. 30 bin tane. İşte Barcelona olduğunu eminim. Neu Camp'a yasakladılar. Hayır bunlar stadın altına. Kübü yasakladılar çime. Çünkü oyuncular biz çıkmayız dedi. Yani çime kül dökülüyordu. Mevzu yok hocam ya. Yani çok enteresan. Hocam yarına dönelim mi? Bu skorlar nasıl etkileyecek derbiyi sizce? Yani bir etkisi olur mu ya da? Şimdi Galatasaray kaybetti. Başakşehir de puan kaybetti. Bak şöyle söyleyeyim. Eskiden çok uzun yıllar. Açık söyleyeyim. Türkiye'de çok değerli kulüpler. Ben en büyük Fener'dir, en büyük şudur falan tartışmasına girmem. Asla da girmem. Taraftar sayısı üzerinden de gitmem. Bizler gelir geçeriz, camialar büyükler ve efsanelerdir. Bizler de değerli olarak kulakımızı bitiririz. Fener Beşiktaş maçları eskiden Fener Galatasaray maçına göre daha düşük kalırdı. Doğru mu? Sen kabul etmesen de sana göre öyle değil de ama genelde 80 milyonun Fener Galatasaray Beşiktaş maçlarında Fenerbahçe Galatasaray derbisi Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe Beşiktaş maçlarından daha önde idi. Ama son 3-4 yıldır Beşiktaş Fenerbahçe maçları da Beşiktaş Galatasaray maçları da eşit seviyeye geldi. Bu üzülmene gerek yok. Güzel şey söylüyorum ben şimdi. Ha. O yüzden de bu maçın, yarınki maçın bugünkü skorlarıyla ilgisi yok. Maçtan sonra konuşacakları konu o. Yani Babel ile Oğuzhan aralarında konuşurken maçtan sonra şu kadar puan aldık, bu kadar da kaldık. Fenerbahçelilerin de maçtan sonra oh yakalıyoruz bak eyvah yandık. Lafları sonra gelecek. Ha şu anda ne diyorlar? En azından 12'de kaldı. Diyor ki beraber kalırsam 11 yapıyorum. Kadıköy deplasmanı yapacağım diye bir Beşiktaş. Bunu diyebilir. Bu oyun içerisine başlarken yansımaz. Kadrolar da bir değişikliğe götürmez. Ama maç anında skorda gelir, devreye girer. Kafalara gelir. Kafalara yani. Gelir. Bunu koruma. O, tabii ki. O yüzden çok ya biz yarın maça yarım saat kala gireceğiz yayına. Yarın. Maçtan sonra şu anda 21.50 saat. Değil mi? 23'te gireceğiz yani. Hayır, tam 9 ya. Yani biz 2 saat sonra mı gireceğiz yani? Şimdi 21 maçı. İnşallah 2 saat. Sonra. Yarın 25 saat sonra. De. Hayır yani 25 saat sonra. Evet. İnşallah 25,5 saat sonra girmeyelim. Benim korkum o. Bu vardı, vardı bilmem neydi. Bu tansiyon yüksek olması anlamında. Ama hani günler üç büyüklerin kenarlarında Flora'daki güzel görüntüsü ama gençlerin. Büyüklerde de görmek lazım. O yüzden o hani son bir haftadır bozulan gülücükler canım, cicim, güzelim filan. Yarın ola, hayır ola. İnşallah öyle kalır. Güzel bir maç olur. Teknik olarak da yorumlayacak. Çok şey yok bence. Fenerbahçe hemen hemen kadrosu belli. Yapmak istediği belli. Ama Galatasaray'ın kaybetmesi, Başakşehir'in de 2 puan kaybetmesi, Fenerbahçe'nin devreye girebilmesi için kaç puanı var Fenerbahçe'nin? 6. 9'a çıkarıp ben de varım bu işte demesi ve camia için. Bu Beşiktaş'ın yukarıki en kötü grubu. Kaybetmesem de ben yine zirve yarışında en azından rakibim hala benim 4 puan gerimde dedirtir. Peki yarın maç öncesi programıyla tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar, iyi haftalar sevgili futbol severler. Oh, my God.